Hayırdır Hakim Hanım? Ne işin var senin burada? Bekle burada. Şimdi gelecek. Kim gelecek? Hakime Hanım. Emin Paşa, kızın Emine... Ben her şeyi biliyorum. O şerefsiz insanı yakaladım. Artık kızına zarar veremez. Senden tek bir şey istiyorum. Hakim Hanım'a seninle görüşmeye geldiğimi söyle. Tamam mı? Lütfen sadece bunu söyle. Görüş bitti. Hayırdır Hakim Hanım? Ne işin var senin burada? Ne görüşüyordunuz? Araştırman bitmedi mi? Buraya gelme zahmetine gireceğinizi hiç düşünmedim. Emin Bey'e ifadesini değiştirmesini, gerçekleri anlatması gerektiğini söylüyordum. Tamam, çıkabilirsin. Emine abi. Geçmiş olsun. İyi günler Hakim abi. Ne konuştunuz Salih Bey'le? Adam. Mahir Kadın. Oh. Eyvallah. Ne yani, yalan mı söylüyor? Sen ne dediğini farkında mısın? İster inanın, ister inanmayın. Kandırdı yani beni. Soracağım olanın hesabını. Araba bozuldu. Sakın benimle konuşma, sinirim tepemde. Ne oldu Hakim Hanım? Kimsin sen? Ha? Kimsin? Sen kimsin de bana utanmadan yalan söylüyorsun? Emin ne dedi size? Ne mi dedi? Ne diyebilir? Hepsi yalanmış. Kızı gayet iyiymiş. Aralarında toprak meselesinden başka hiçbir şey yokmuş. Ben taciz deyince adamın gözleri yuvalarından fırladı. Ha bir de senin gelip ikide bir onu rahatsız ettiğini söyledi. Nasıl yani? Emine'yi anlatmadı mı size? Senin haleti ruhiyende gerçekten bir tuhaflık var. Normal değilsin sen. Anlayıp dinlemeden her şeye burnunu sokuyorsun. Ben de senin aklına uydum, buralara kadar geldim. Hakime Hanım, Emin kızının adı çıkmasın diye susuyor. Of! Sen sus asıl. Ben hayatımda senin kadar işgüzar birini görmedim. Yeter, bitti senin stajın.
Feride Hanım. Yarın gel başka mahkemeye geç. Uğraşamam artık ben seninle. Oldu mu o araba? Yok, olmadı. İyi, gel bırakayım. Gerek yok, teşekkürler. Bu saatte araba geçmez buradan. Gel bırakayım. Yürürüm gerekirse, mühim değil. Geliyor musun? Yoksa ben gidiyorum. Dosyada hiçbir şey gözden kaçmasın istemiştim. Adamın kızıyla görüştüm. Durumu anlattı bana. Hatta saldıran adamı da gördüm. İzin verin görüştüreyim sizinle. Hala kendi senaryonu yazmaya devam ediyorsun Salih Bey. Konu kapandı artık. Ne olur kendinizi biraz Emin'in yerine koyun Hakime Hanım. Adamın tek derdi namusu. O yüzden yalan söylüyor. Siz de bana inanıp buraya gelmediniz mi? Geçti mi şimdi içinizdeki bütün şüpheler? Sen niye hala haklı çıkmak için uğraşıyorsun ki? Yanıldığını kabul et artık. Feride Hanım, ben sizin mahkemenizde çok şey öğreniyorum. İkinci bir şans mümkün değil mi? Yarın gelin evlatlarımızı alın. Feride Hanım, belki de... Nerede bırakayım? Burası münasip. Sağ olun Hakime Hanım. Taksi. Beni İvedi cezaevine atar mısın? Eyvallah. Sen yine unutma değil mi? Bak anahtar da çıktı, ev yakındır artık. Ay kız inşallah. Demet'e de çok selam söyle. Sen de Mahir abiye selam söyle. Ama bak öyle otomobillerle falan gezmesin. Hayır yani şimdi sen bana anlattın ama canım ya bir başkası görse? Nişanda olmadı ya. Neyse hadi görüşürüz. Güle güle. Abla. Ayten. Merhaba İlknur abla, nasılsın? İyiyim. Sen hayırdır, telaşlısın? Yok, Mahir'i soracaktım. Evde mi? Hayır, değil. Dükkandadır herhalde. Herhalde. Tamam, ben oraya bakayım o zaman. Tamam. Sağ ol İlknur abla. Hadi görüşürüz. Oo, geldiniz mi avukat bey? Feride şutladı beni. Ne diyorsun aslanım sen? Yapma. Foyamız ortaya çıktı değil mi? Yok. Ondan ramakkala yırttım abi. Ama bu sefer mevzu başka. Hakime Hanım hapishaneye geldi. Koca mahkeme reisi hapishaneye geldi mi? Vay vay vay. Babamla konuluyorduk. Bir baktım Feride Hanım kapıda. Son anda kurtardım paçayı. Emin'le görüştü. Adam ayağına gelen fırsatı tepti ya. Güya her şeyi ben uyduruyormuşum. Feride'nin de tepesini tas attı tabii. Hem de ne atma. Ne dediysem dinlemedi beni. Artık onun mahkemesinde çalışamazmışım. Hay Allah'ım ya.
Bitti bu iş he Mahir'im? Bir yol bulmam gerek abi. Takvim attığım her çizik yüreğimi kanatıyor. Bir yol bulmam gerek.